Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle izleyicilerimizden gelen yeni bir koloniyi inceleyeceğiz. Kolonimizin ismi arkadaşlar Mugiwara. Kolonide 496. güne kadar gelinmiş. 8 tane duplikant var arkadaşlar. Yiyecek kaynakları yeterli gözüküyor. stres seviyesi bir kişinin niyeyse çok yükselmiş ama o da masaj masasında masaj yaptırarak stresini atıyor. Şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Kolonide bayağı bir çalışma yapılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradan sol taraftan Uzaya kadar çıkış yapılmış ve uzayda arkadaşlar iki tane roket, biri petrol roketi, biri buhar roketi olmak üzere iki tane roket var. Burada ıı, Oxylite kaynakları buraya besleniyor gördüğüm kadarıyla uzaya. Burada buhar odası yapılmış bir tane. Gerçi buhar roketine artık ihtiyaç kalmamış üst seviye roketi inşa edildiyse. Ama henüz bunun sökümünü de yapmamış arkadaşımız. Bunu da yakın mesafede kaynak toplamak için git gel yaptırtmaya devam ediyor anladığım kadarıyla. Buraya güneş enerji panelleri inşa edilmiş. Burada yine otomasyon var. Üstün açılıp kapanması için. Uzaya giden bölgenin açılıp kapanması için otomasyon yapılmış. Burada meteorları takip eden iki tane space scanner var. Uzay teleskobumuz var. Uzayın dışında neler var diye bakıyorum arkadaşlar. Burada bir tane Glossy Draco yuvası görüyorum. Ben de kendi rehber kolonimi bunu çok fazla yapmak istiyordum ama... Fırsat bulamadan oyunu bıraktım orada. Ee, bu güzel bir plastik kaynağı arkadaşlar. Buradaki glossy direkoların e, sırtındaki pulları toplayarak otomatik olarak bedavadan ekstra kaynak harcamadan plastik elde edebiliyoruz. Bunları sadece mealwoodla besliyoruz arkadaşlar. Oldukça ucuz bunların beslenmesi ve büyütülmesi. Ee, bir tek arkadaşlar hidrojenli ortam istiyorlar sırtındaki pulların büyümesi için. Oraya ben karbondioksit ve hidrojen karışık bir oda yapıyordum. Kendi bir tasarımım var ama onu sizlerle paylaşma şansım olmadı. Siz de bu şekilde kendi tasarımlarınızı yaratarak Draco yuvaları yapabilirsiniz. Benim oyunda en sevdiğim Critter yuvalarından her ne kadar kendi kolonimi yapamamış olsam da. Burada room size olarak bir, bir taraf 93 bir taraf 95 olmuş. Bunlar yine gerekirse genişletilip ideal boyutlara getirilebilir 96 boyutuna getirilebilir buradaki Draco sayısı artarsa onlar çok önemli detaylar değil bu sol tarafta da arkadaşlar yine çok güzel bir oda burada arkadaşlar pipleri kullanarak buraya bedavadan bitki ektirebiliyorsunuz. ve bu bitkileri büyütmek için herhangi bir kaynak harcamıyorsunuz bitkiden yararlanma hızınız dörtte birine iniyor yanlış hatırlamıyorsam ya da yarı iniyor yani bunu normalde saksıya bağlasanız arkadaşlar burada dört katı Giysi elde edebilecekken, reed fiber elde edebilecekken burada dörtte biri kadar giysi elde ediyorsunuz. Ama herhangi bir kaynak harcamıyorsunuz. Özellikle bu timble reedler arkadaşlar çok fazla kirli su tüketiyor. O yüzden bunları bu şekilde doğal kaynaklarla toplamak daha avantajlı. Bu pipler de buradaki e, fiberları alıp ağızlarını daha sonra boş karelere ekiyorlar. Burası ileride boşluk kalmayacak şekilde dolu dolu hale gelecektir. Buraya da bir tane arbor tree ekilmiş. pipler onu yiyerek hayatta kalıyorlar. Güzel bir oda yapılmış buraya. Aynı zamanda natural reserve olmuş burası. Ama buraya fazla girip çıkan olmadığı için bu nature reserve bonusundan çok fazla duplicate yararlanamıyor maalesef. Burada uzaydan toplanan kaynaklar içinde arkadaşımız bir tane galeri yapmış. Güzel bir bölge olmuş burası. Burada tuvaletlerin olduğu bölge var. Yatak odaları var burada. Critter yuvaları yine aynı şekilde. Stone Hatch yuvası. Burada yeterli yiyecek kaynakları vesaire bir sürü şey bulunuyor arkadaşlar. Buraya bir tane pepper plant çiftliği yapılmış. Bunlarla da farklı tip yiyecekler yapılabilir arkadaşlar. Buraya bu gerekli sıcaklığı sağlamak için arkadaşımız iki tane space heater koymuş. Buraya da otomasyon yapmış. 70 dereceye ulaşınca bu space heaterlar duruyor. Çok da fazla ısınmasının önüne geçiyor. Bunlar niye gelişmiyor? Isıdan dolayı. Ee, bitkilerin kendi iç sıcaklığı 34.9 dereceymiş. O çözülebilir. Şu an saksıların olduğu bölge biraz soğuk, yukarıdan kaynaklı. Buradaki ısıtıcılar çalıştıkça burası da dengeye girer. Sanırım yeni kurulmuş bu sistemde. Bu ısıtıcıların sıcaklığını belki biraz arttırabiliriz diye düşünüyorum. Bunlar ısınana kadar. Ama bunlar da düzene girecektir eninde sonunda. Bu bölgeyi ısıtacaktır buradaki heater'lar. Belki bu termosensör biraz daha yukarıya ya da köşeye alabilir arkadaşımız buranın daha düzenli çalışması için. Burada üstün çıkış bölgesini görüyoruz. Buradan giysilerini giyip daha sonra tüpler aracılığıyla ya uzaya gidiyorlar buradan ya da buradan sanayi bölgesine gidiyorlar. Sanayi bölgesinde de yine burada soğutma sistemi yapılmış bir tane termoakvaryatınırlı. Burada petrol üretim sistemleri var, cam üretimi var. Farklı neler var bakıyorum. Burada pil bölgesi var. Biraz daha genişletilebilir bu pil bölgesi. Burada büyük çapta bir tane dust cap mantar yetiştirme çiftliği var arkadaşlar. Burada duplikantlar mantarları topluyor. Zaten bu bölgede slime tehlikesi de yok. Çünkü buraya asla maskesiz girmiyorlar. Burada kirli su depomuz ve bir tane slime'lı bölge kazılmaya devam ediliyor. Bu bölgeleri de arkadaşımız yavaş yavaş açacaktır gördüğüm kadarıyla. Şimdi arkadaşlar koloniyi ana hatlarıyla inceledikten sonra bu saatten sonra bu kolonide geliştirilebilecek neler var? Ee, daha iyi hale getirilebilecek hususlar var mı? Bu saatten sonra neler yapılması gerekiyor? Bunlar hakkında bazı yorumlamalarda bulunacağım. Şimdi arkadaşlar bizim üstümüzün yatak bölgesi burada. Duplicantlar burada konaklıyor geceleri. Burada uzaya çıkış bölgesi bayağı dolambaçlı arkadaşlar. Buradan transit tüplere binerek şuradaki bölgeden uzaya doğru yol alıyorlar. Burada e, ara bir çıkış bölgesi yapılmış. Eğer bu tarafta çalışmaları gerekiyorsa diye. Tekrardan sisteme dönmeleri için buraya kadar gelmeleri gerekiyor. Şimdi benim dikkatimi şu çekti. Buradan giysi giyip tekrardan uzaya çıkış yapıyorlar. Uzaya çıkıldığında... Anladığım kadarıyla buraya bir tane jet suit checkpoint yapılmış. Burada uzaya çıkanlar jet suitlerini giymeden uzaya çıkamıyorlar. Burada jet suitlerini giydiklerinde de normal suitlerini buraya bırakıyorlar anladığım kadarıyla. Buradan geri dönecekleri zaman tekrardan suitlerini giyip geri dönüyorlar. Ben bu jet suit dokları çok fazla kullanmadım. Ama kullanışlı olabilir eğer duplikantlarınız uçmak istiyorsa havada işler yapıyorlarsa daha kolay bu işleri yapabilirler. Benim değinmek istediğim nokta şu. Burada tekrardan giysi değiştirdikten sonra duplikantlar burada çok fazla yol kat ediyor. Burada kazı çalışmaları yapılıyor. Buradan aşağıya yapılan merdivenler. Buradan şuraya ince bir yol yapılmış. Buralara kadar gelinip bu taraflarda kazı çalışmaları yapılıyor. Hatta buradaki bölgelere kadar gidiyor duplikantlar. Benim fark ettiğim arkadaşlar oyunu ilerlettiğimde burada çalışan duplikantlar mesela burada bir tane çalışan Yamato var. Buradan bu duplikantın uyku zamanına kadar yatağına dönmesi inanılmaz fazla vakit alıyor ve duplikant buralarda uyuya kalabiliyor eğer yatağına yetişemezse ya da yemek saati, tuvalet saati vesaire mola saatleri yetersiz kalabiliyor bu duplikantların ilerleyen günlerde olursa Görürüz burada gö dediğim gibi tekrar bu giysiyi çıkarıp kendi giysini giydi üstüne geri dönüyor buraya da yeni bir duplikant geliyor çalışmaya. Şimdi arkadaşlar bu duplikantları gözlemlediğimiz zaman bunların çok fazla mola sürelerinin yetersiz olduğunu görebileceğiz. Şimdi arkadaşlar şu bölgede bulunan bir duplikantın Luffy mola saati geldiği zaman şu an çalışmama süresi diye mola zamanı başladı. ...ki şuralarda değil arkadaşlar, şuralarda da olabilirdi. Buradan buraya geçmesine ne kadar süre alacak onu da hesaba katın. Şimdi bu arkadaşın mola süresini ne kadar sürede gerçekleştirebileceğini izliyoruz. Şu an arkadaşlar... E, ...yemek yemeye gidiyor galiba. Tuvalete gidiyor anladığım kadarıyla. Bunu takip edelim follow cam'den. Burada arkadaşlar tuvalete gidecek öncelikle sonra yemek yiyecek... Şimdi yemek yeme emrini burada görmüş olduğunuz gibi iptal etti arkadaşlar. Çünkü mola süresi yeterli değil. Şu an arkadaşlar schedule'da şu an uyku saati başladı bunların arkadaşlar. Luffy'nin şu an uyku saati henüz yatağa girebilmiş değil. Uyku saatinin üçte biri boşa geçti. Şu an yatağa girdi. Uyku saati ne kadar kalmış siz görebiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar staminası dolacak mı diye bakıyoruz. Staminasını doldurabildi. Uyku süresi yine yeterli oldu arkadaşlar. Her zaman yeterli olmayabilir ama. Şu an uyandı. Bu sefer yemeği şimdi yiyecek. Yine follow kemiği alalım arkadaşlar. Şu an bed time yani duş zamanı ama duş yapacak yerleri olmadığı için arkadaşlar burada çalışıyorlar. Şu an bed time Bitti Şimdi tekrardan mola vermeye başladı Burada Duplicant'ın Nasıl boş vakit geçirdiğini görüyorsunuz Yemeğini Şimdi yiyebiliyor arkadaşlar anca Mesela şuradaki Bedtime Hiçbir işe yaramıyor banyo zamanı Bunu kişiye özgü Duşları yoksa arkadaşlar Kaldırabilirsiniz burada hiçbir işe yaramadığını gördünüz Duşu anca Şimdi almaya başladı yani mola saatinde Duş alabiliyor Buraya ekstra bir duş zamanı bırakmaya Gerek yok gibi gözüküyor o zaman. Çünkü o tünele kadar gitmişti arkadaşlar giyinip yapacağı işi yapmaya. Sonra mola saati başladı diye tekrardan geri döndü. Yani şu düzen çok uygun bir düzen değil. Ee, bana kalırsa şöyle bir düzen daha mantıklı olacaktır. Şöyle hiç mola saatini bölmeden buraları komple şey yapıp gerekirse downtime'ı 5'e çıkararak bunların uyku ve molasını bölmeden arkadaşlar daha düzenli bir ee, çalışma düzenine sahip olabilirler. Buradaki çalışma süresinin de araya mola girmeden gerçekleştirilmesi arkadaşlar yine fayda sağlayacaktır. Ama dediğim gibi en önemlisi kısa yollar arkadaşlar. Uzun bir yoldan gelip buraya yemek yiyip, tuvaletini yapıp, duşunu alıp uykuya geçmesi oldukça vakit alıyor arkadaşlar. Onlara dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Diğer türlü bu mola saatlerini tamamlayamayınca zaten duplikantların üzerinde görüyorsunuz ya yerde uyumuş oluyorlar sırtları ağrıyor. Ya aç karnı uyumuş oluyorlar kalorileri düşüyor arkadaşlar. Bu şekilde de stres seviyeleri artıyor. Bunlara dikkat etmek lazım oyunda. Biraz buradaki elektrik sistemlerine değineceğim arkadaşlar. Burada elektrik sistemi yine yapılmış. Burada ana hat var. Ana hatta küçük hatlar yardımıyla, transformerlar yardımıyla üstü aktarılmış. Benim dikkatimi çeken mesela buradaki tellerin potansiyeli çok fazla. 4400. Burada çok fazla şey bir arada çalışırsa... Özellikle bu uzaydaki giysi yerleri birden fazlası aynı anda çalışırsa. Burada aşırı yüklenmeden dolayı teller hasar görebilir diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu an kapılar kapanıyor. Mevcut yük 1680-1800 arası değişiyor. Şu an burada ufak bir şey daha çalışsa buradaki kablolar yanabilir arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz çözüm burayı riske atmamak için. Çünkü uzun vadede e, bunların hangileri bir arada çalışabilir bilmiyorum. Şuradaki kapılar kapanırken belki şuradaki cihazlar aynı anda çalışmıyordur hiçbir şekilde. Ama dediğim gibi şu an 1200-1300 yük aynı anda çalışıyor arkadaşlar. Bunun ileride yaratabileceği problemlerden sakınmak için ya buraya alternatif bir güç ayrımı yapmamız gerekecek. Ki buradaki güç kabloları da baya bir uzanıyormuş buraya kadar. Şuraya ya bir tane ilave hat çekip buradaki güçleri ikiye ayırmak gerekecek. O biraz bir tane daha bu kadar uzun bağlantı çekmemizi gerektirir arkadaşlar. Ya da alternatif olarak şöyle bir yol izleyebiliriz. Ben kendi kolonimde onu yapamadım. Daha sonra öğrendim böyle bir alternatif olduğunu. Arkadaşlar buraya bir tane büyük transformer yerine iki tane küçük transformer kullanarak buradaki e, potansiyel yükün 4000'e değil 2000'e indirgenmesini sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki Large Transformer'ı kullandığımız zaman arkadaşlar burada 4 kW yükü indiriyor bu gelen yükü. Ama bizim kabloların taşıyabileceği hacim arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 2000 2 kW'dan sonra yanıyor. Şimdi bizim de direkt tek seferde 2 kW'ya indiren bir tane transformer'ımız olmadığı için maalesef bunun gibi. Alternatif olarak arkadaşlar şuradaki küçük transformerlardan iki tane kullanabiliyoruz. Şuradan iki tane transformerla şuradaki heavy watt'ı buralara bağlarsak kondaktif wire'ları da şu şekilde ayarlarsak arkadaşlar daha sonra bunların inşaatı tamamlanınca buradaki transformer'ı silebiliriz. Burada daha güvenli bir elektrik sistemi kurmuş oluyoruz. Kabloların yanma ihtimali ortadan kalkıyor kendi kolonimdeki elektrik sistemini kurduğum bölüm bu bilgiye sahip olsaydım ben bu 4000'leri kullanmak yerine bunları kullanacaktım. Bunları daha sonra internette gezerken tesadüfen bir web sitesinde öğrendim arkadaşlar. Bu sistemi elektrik sistemini kurarken kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer sisteminizdeki toplam potansiyel yük burada görmüş olduğunuz gibi şu an 4400. 2000'in üzerindeyse arkadaşlar ve hepsinin aynı anda çalışma ihtimali varsa bu şekilde sistem kurmanızı tavsiye ederim. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, size bahsettiğim durumdan dolayı hasar görmüş kablolar var ve tamir bekliyorlar. Bu kabloları tamir etmek arkadaşlar her seferinde size bu malzemeyi harcattırıyor. Yani buraya 2500 gram iron demir getirmeleri gerekiyor şu an mesela. Buradaki kablolar arkadaşlar düzenli olarak hasar görmekte. Bunun önüne geçmemiz oldukça Önemli arkadaşlar, bu kabloları hasar verdirtmemeliyiz Bu sistemi ya birden fazla yere bölmeliyiz, ya da limitlemeliyiz. 2000 wattı geçmemeli arkadaşlar bu sistemler. Elektrik sistemini çözdükten sonra zaten koloni güzel ilerliyor gibi gözüküyor. Biraz daha e, gereksiz yiyecek kaynakları haritadan kaldırılarak daha sadeleştirilebilir belki. Yalnızca kullanılan kaynaklar atıyorum e, burada daha üst seviye yiyecekler varken kimse Mealwood tüketmeyecektir. Moral açısından da Mealwood tüketilmesi bu aşamada çok fazla fayda da olmuyor. Ee, bana kalsa şuradaki Mealwood'ları komple sökerim. Çok da fazla işlevsel değil zaten. Buraya 4 de yetmiyor sanırım şu an. Haritada 4 kalmamış. Ee, bu yüzden bana kalırsa buradaki Mealwood'lar sökülmeli. Mantar kaynakları şu an çok fazla var. Bu mantarlar belki üst seviye yiyecek haline getirilebilir mutfakta. Mutfak bölümü nerede bir bulalım mutfağı Gördüğüm kadarıyla mutfakta doğal gaz ocağı yok. Buraya bir tane gaz range yapılıp burada yer yok belki ama yakınlarda farklı bir uygun alana gaz range yapılıp burada yavaştan doğal gaz kullanılarak üst seviye yiyecekler yapılabilir. Burada doğal gaz kaynakları zaten yeterli miktarda var. Ama tamamı gördüğüm kadarıyla enerji üretimine harcanıyor. Bunun ufak bir kısmını mutfağa yönlendirebiliriz herhangi bir yerden. Buralara ara bağlantılar atılarak herhangi bir yere buradaki gaz range'e gönderebiliriz. Gaz range'de burada e, daha çok sayıda yiyecek yerine daha üst seviye yiyecekleri geçiş yapılabilir. Özellikle benim kolonimde bulunmayan buradaki pepper plant çiftlikleri gibi ekstra yiyecek kaynakları da mevcut. Onları bir araya getirerek daha güzel yiyecekler hazırlanabiliyor arkadaşlar. Bu aşamada yine faydalı olacak, koloniyi daha fazla geliştirecek, daha güzel hale getirecek şeylerden biri de bu olabilir bizim için bu saatten sonra. Mesela arkadaşlar gaz range inşaatı tamamlandıktan sonra burada ana yiyecek kaynağı mushroom olduğu için söylüyorum. Fried mushroomları arkadaşlar eğer bir tane Letus yani marul çiftliği yaparsanız arkadaşlar bunu üst seviye yiyecek haline getirebiliyorsunuz. Hem morali daha fazla arttırıyor hem de kilo olarak daha yüksek bir kilo yiyecek elde etmiş oluyorsunuz. aynı şekilde burada Picha Pepper Nut çiftliği var. Bunu wheat grainlerle yani bu soğuk bölgede yetişen buğdaylarla arkadaşlar bir araya getirerek burada yine farklı tip ekmek yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda balıklarla bir araya getirebiliyorsunuz buradaki Pepper Nut'ları. Burada farklı yiyecek türleri yapılabiliyor buradaki malzemeleri kullanarak. Berilerle bir araya getirip farklı yiyecek yapabiliyorsunuz. Şu an buradaki Pepper Nut'ları buradaki Gaz Range'i kullanmadıktan sonra üretmenin de çok bir esprisi kalmıyor. Bu şekilde arkadaşlar koloniyi ilerlettikçe daha üst seviye yiyecekler yapmanızı da öneririm. Ben kendi rehber kolonime de devam etmiş olsaydım. Buradaki şeyleri de kolonime eklemek istiyordum arkadaşlar. Buradaki yiyecekler de oyuna eğlenceli hale getiren güzel detaylar. Tam en ileri seviyeye ulaşmış kolonilerde yiyecek olarak yalnızca buradaki şeyler tüketilmeli bana kalırsa arkadaşlar. Burada artı 5 süper moral veren şeyler ya da işte en üst noktada bu Frost Burger arkadaşlar. Buraya ulaştığınız zaman en yüksek yiyeceği yapmış oluyorsunuz oyunda. Stresleri düşse de burada biraz atletik özelliği kaybediyorlar bu yiyecekleri yedikten sonra. O yüzden burger yerine bunları da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben daha fazla hususlara değinmeyeceğim ama her zaman her koloninde daha fazla iyileştirilecek hususlar vardır arkadaşlar. Burada yeni yeni şeyler yapmak her zaman mümkündür. 500 günlük bir koloni de arkadaşlar oldukça iyi ilerlemiş buldum ben bu koloniyi arkadaşlar. 500 günde bu şekilde uzay roketleri yapıp e, uzaya sürekli roket gönderebilir hale gelmek oldukça büyük bir gelişim. Burada koloniyi gönderen arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Eline sağlık gayet güzel şeyler yapmış kolonide. Ama dediğim gibi elektrik sistemini ve bu duplikantların ilerleme mesafesini öncelikli olarak çözmesini öneririm. O zaman burada 8 duplikant olduğu için arkadaşlar günleri de çoğu yolda geçiyor bir gün içinde daha fazla iş yapmalarını sağlayabiliriz bu şekilde duplikantların. Video umarım faydalı olmuştur arkadaşlar izleyen herkese. Siz de koloninizi Discord ya da mail üzerinden benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar incelememi istiyorsanız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.